Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi siz bunların bir tanesini kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için olabilir, tutabilirsiniz. Ya da bu hafta, ya bu ay, ya da herhangi bir şey için niyet edin. Bakalım totunuz, fincanınızda size ait neler çıkacak. Bu tamamen enerjisel bir şey. Birini çok düşündüğümüzde, çok anımsadığımızda karşımıza çıkar ya, her seferinde söylüyorum, yine söyleyeyim. Sanki o kişi bir anda sizi arar, karşınıza çıkar. İşte o enerjiyi çektiğiniz gibi, bakalım kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili neler çekeceksiniz? Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. Değişiklik olsun diye her seferinde üzerlerine başka objeler koyuyorum. Bazen başka fincanlar kullanıyorum. Hani değiştiriyorum. Bu tarzda yüzlerce fincanım var. Kanalıma girdiğinizde video listesinden görebilirsiniz. Ya da şimdi videonun en sonuna ekleyeceğim. Bir de yukarıda iyi önerilen liste diye bir yer var. Oraya da bastığınızda o yüzlerce fincandan bir tanesini seçebilirsiniz. Bu tamamen dediğim gibi sizin enerjinizle alakalı. Bakalım neler çıkacak. Bu arada yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bir sürü yorumlar geliyor. Bazen hepsine dönemiyorum artık ama severek hepsini okuyorum. Bazen de dönmeye çalışıyorum. Siz şimdi bir tanesini seçin. Yorumlara da yazın. Bakalım hangisini seçtiniz. Bir tanesine kırmızı kolyemi koydum. Diğeri de sade olan fincanımız. Ben şimdi sırayla karar veremedim. Şu kırmızı ilk önce buraya alalım. İlk önce beyazlı falımızdan bakmaya başlayayım. Bakalım bu falı seçenler için, niyet edenler için falımızda neler çıkmış. Öncelikle bir gözyaşı çıktı. Açar açmaz böyle bir sıçradı. Gözyaşı var. Şöyle net görebilmenizi istiyorum ama görebiliyor musunuz bilemiyorum. Şöyle bir sıkıntılı bir dönem atlatılmış. Gözyaşı çıktı. Ağlayan biri var. Böyle içinizin sıkıldığı, artık böyle yüreğinizin kabardığı bir dönem çıkmış. Hani böyle ama hafif de bir aydınlık var gibi. Hani umutsuz bir durum yok. Hani bir şeyler açılacak. Zamanla böyle kendinize geleceksiniz ama sanki siz de zaman olduğunu biliyorsunuz. İçiniz çok sıkılmış. Bakın burada aslan gibi bir, boğa gibi bir biri tepeye tırmanmaya çalışıyor. Bu haneye doğru çıktığı için bu sizsiniz aslında. Bir şey için o kadar büyük mücadele veriyorsunuz ki, yani bu hayatınızda siz yorumlayın, hayatınızla ilgili her neyse, sağlıkla ilgili olabilir, işte çocuk sahibi olmak isteyenler, çocuk sahibi olmak istiyorsa onlar için, onun için ya da bir ilişkiyi düzeltmek adına, bakın böyle bir aslan kaplan gibi, böyle bir boğa gibi çıkmış ve yukarıya tırmanmaya çalışıyor. O kadar aslında güçlüsünüz ki karakter olarak, o kadar böyle güçlü ve sağlam adımlarla ilerliyorsunuz ki tırmanmaya çalışıyorsunuz ama yukarıya bir türlü tırmanamıyorsunuz. Ama aslında yukarıda tırmanıp ulaşmak istediğiniz şey küçücük bir şey. Bakın burada küçük bir şey. Yani ona ulaşamıyorsunuz. Aslında güçlü olan taraf sizsiniz. Eğer ilişki olarak bunu yorumlarsak, ilişkideki güçlü karakter sizsiniz. O daha zayıf. Ya da elde etmek istediğiniz şey çok büyük paralar değil aslında. Yani hak ettiğinizi düşündüğünüz bir şey. Ya da hani bir küçük bir bebek bir şey. Ama o kadar büyük mücadele vermek zorundasınız ki, öyle hissediyorsunuz ve öyle de oluyor. Çok büyük mücadeleler veriyorsunuz o şeye ulaşabilmek için. Bakın hala böyle tırmanıyorsunuz. Çok az kalmış. İstediğiniz şeye yaklaşmanıza çok çok az kalmış. Onunla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Mücadelelerin boşa çıkmayacak. Çünkü çok güçlü çıkmışsınız. Zayıf değilsiniz. Hani bu kadar mücadeleye rağmen salmamışsınız. Zaten hani şeydir böyle. Mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Eğer ki bir şey istersek inanın başarabiliyoruz eninde sonunda. Tabii sağlıkla ilgili hani çok kötü bir şey olmadığı sürece. İstediğiniz şeye ulaşacaksınız. Böyle dağın tepesinde çıkmış. Belli bir vakti var, zamanı var ama yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyorsunuz. Büyük mücadele veriyorsunuz. Hayatınızda böyle sanki bir değil iki tane aşmanız gereken olay var. Böyle iki dağ tepesi gibi çıkmış. Hayatınızı aşmanız gereken, sizi zorlayan bir değil iki şey var. Sanki hani ikisini, bunu halledersem bunu da halledebilirim diyorsunuz ve iki türlü ikisini de sırayla aşacaksınız zamanla ama ikincinin olmasını engelleyen biri var. Bu olay belki tamamen size bağlı ama ikinci olay, bakın burada üstünde böyle sürüngen gibi bir şey çıkmış. İkinci olayda sizin bunu yaşamanızı engelleyen bir karakter var. Böyle kötü biri. Yani ya sizin onu başarmanızı, o sorununuzu aşmanızı istemiyor, engelliyor. Yani böyle değişik çıkmış.
şarjım bitiyordu. Yani böyle o kişi sizin engelliyor böyle şey yapmanızı. O kişinin varlığı yüzünden belki de o zorluk çıkıyor ama feraha kavuşacaksınız. İkisini de atlatacaksınız. Çünkü etrafı tertemiz çıkmış. Sadece biraz zamanı var. Burada böyle yatır gibi bir şey çıkmış. Bir de önünde biri dua ediyor. Yani bir şey için böyle çok büyük adak adamış olabilirsiniz. Çok büyük böyle dilekler, dualar. Hani olursa şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğiniz bir duanız var. Böyle gidip hani böyle adaklar adarcasına. Onunla ilgili bir şeyiniz olacak ama bakın. Bu istediğiniz dilekle ilgili boynunuz bükülmüş. Böyle bir insan kafası kocaman olmuş ve boynu bükülmüş. Yani o kadar çok dert etmişsiniz ki kafanızda o kadar çok büyütmüşsünüz ki böyle o şeyin önü yani bu dilek adak adamışsınız ama o sorunun önünde o kadar çok böyle artık şey olmuş ki kafanızda büyümüş bu sorun ve üzmüş ki sizi böyle boynunuz biraz bükülmüş ama temiz sonuçlar elde edeceksiniz. Çünkü böyle etrafa hep bunun da temiz çıkmış. Burada çok bariz bir bakın hamile kadın var. Kocaman göbeği. Arkasında duran bir erkek var. Bir karı koca çift hamile haberi alacak. Bu çok net çıkmış yani. Bakın kocaman bir göbeği. Kadın böyle güçlü, ayakta dimdik duruyor. Erkek yanında kocası ona destek olacak ve çok güzel bir haber alacaksınız. Belki de bu bebekle alakalı bir fal olmuş olabilir. Yani çok üzüldüğünüz, sıkıldığınız, artık adaklara deyip dua ettiğiniz bir anda bebek haberi alabilirsiniz. Eşiniz de sizin yanınızda destek olacak ve çok güzel bir haber. Bu siz olabilirsiniz, çocuklarınızdan biri olabilir, kardeşleriniz, arkadaşlarınızdan biri de olabilir. Yani birinde ile ilgili bebek haberi alacaksınız yakın zamanda ve çok güzel, çok keyifli olacak bu sizin için. Şurada bir tatterevalli gibi bir şey çıkmış. Bir konuda dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani bu hani böyle denge oyunudur ya böyle yani bir taraf ağır basarsa öbür taraf yukarıya kalkar. Herhangi bir konuda denge sağlamak istiyorsunuz. Eğer ki çalışan biriyseniz mesela iş yeriyle işte çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz. İş yeriniz ve ailenize ayırdığınız zaman azalıyorsa denge sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında kalıyorsanız dengeyi sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Ailenizdeki insanlar arasında bir sorun varsa eşinizle aileniz ya ne bileyim ya da aileniz eşinizin ailesiyle ilgili böyle bir şeyin arasında kalıp dengeyi kurmaya sürekli böyle ortamı düzeltmeye çalışıyorsunuz sanki. Böyle sürekli dengede tutmaya çalıştığınız bir olay var. Ama zaten de sizin sayenizde böyle her şey daha dengeli ve düzgün duruyor. Bu çok bariz bir şekilde denge şeyi çıkmış, tatterevalli. Bu bir konuda çok böyle uğraştığınızı gösteriyor. Zaten bu falda böyle genel anlamıyla bir aslan, güç, kaplan gibi bir şey çıkmış. Bakın burada da bir insan var. Böyle elini kolunu açmış, ağzını da açmış, böyle öfkeleniyor. Yakın zamanda biriyle tartışmış olabilirsiniz. Böyle çok tartıştığınız, ağzını açıp böyle ya da sizsiniz bu, birine çok kızgınsınız. Belki içinizde tutuyorsunuz bir süredir ama böyle artık ağzınızı açıp böyle köpürürcesine tabiri caizse birine bağırıp çağırıp böyle öfkenizi kusabilirsiniz. Hani böyle tutup tutup patladığınız bir döneme gelebilir. Çünkü içinizde tuttuğunuz böyle zehir gibi olmuş artık böyle akıtmak istediğiniz bir sıkıntınız, bir derdiniz olabilir. Hani çok büyük de olmasa içinizde tutmak artık size sıkıntı vermiş. Biriyle tartışabilirsiniz ve ya da bazen şey olur ya böyle içimizde hep herkesin bir sırrı vardır. Herkese her şeyi anlatıyoruz deriz ama bir sırrımız vardır illa ki sadece kendimize sakladığımız. Ama bazen o sır çok büyür büyür böyle kocaman yüreğimizi artık şişirmeye başlar. Öyle bir zamanda belki de onu bir yakın dostunuza, arkadaşınıza anlatabilirsiniz. Hani belki de o şekilde bunu kusuyor olabilirsiniz. Artık hani sırrınızı saklamayıp böyle artık derdinizi başkasına anlatmak da sizi rahat edebilir. Ya da böyle artık birine karşı olan öfkenizi de anlatıp rahatladığınız bir döneme girebilirsiniz. Böyle karşınızda da bir şey biri çıkmış. Böyle şaşıracak. Belki eğer ki derdinizi anlatırsanız, aa nasıl olur senin böyle bir derdin mi vardı ben hiç bilmiyordum diyebilir. Ya da kızıp öfkelendiğiniz birine öfkenizi kusarsanız o da bir şaşkınlık yaşayabilir. Böyle geriye doğru çekilmiş, böyle şaşkın bir şekilde çıkmış. Ama dediğim gibi istediğiniz şeye ulaşmanız için biraz güçlükler var ama siz çok güçlüsünüz ve ulaşacaksınız. Genel anlamıyla temiz çıkmış bu fal ama şöyle bir tabağa da bakalım istiyorum.
beklediğiniz her neyse onunla ilgili. Bunda da gözyaşı çıkmış. Yani sanırım bir konuda içiniz sıkılmış ve gözyaşı dökmüşsünüz. Ama böyle ferah bir döneme geçeceksiniz. Bakın böyle ellerini arkaya atmış, düşünen bir adam var. Sanki biraz orta yaşın üzerinde. Herhangi bir şey düşünüyor. Onunla bir haber alacak. Yani bu orta yaş ve üzerinde bir erkek tanıdığınız varsa onunla ilgili bir haber gelecek yakın zamanda size. Bakın burada da böyle bir insan silüeti çıkmış. Sizi düşünen uzakta biri var ama temiz düşünüyor. Temiz düşünceleri var ama size sanki gelemiyor bu kişi. Yani gelmek istiyor ama gelemiyor ama sizinle ilgili de çok güzel düşünceleri olan biri var. Siz de bundan bir haber bekliyorsunuz belki de. Onunla ilgili bir haber alacaksınız. Temiz bir haber çünkü ağzındaki baklayı çıkaracak artık. Şöyle ağzından çıkan bir söz var. Beklediğiniz biri varsa uzakta onunla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Umarım güzel bir haber alırsınız. Tabağımızda onun haricinde çok bir şey çıkmamış. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Her ne diliyorsanız, içten bir şeyi çok dua eder isterseniz ben olabileceğine inanıyorum. Ben çok pozitif düşünmeyi seviyorum. Pozitif konuşmayı çok seviyorum. Sözlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Olumsuz düşünmemek, konuşmamak gerektiğine inanıyorum. Ben bir şey için çok iyi düşündüğüm zaman iyi çağırdığımı düşünürüm her zaman. Hiç kimseyle kolay kolay kötülük düşünmem. Çünkü başkası için düşünen kötülük de insanın kendisine geliyormuş gibi gelir. Bu arada kırmızılı falımızı aldım. Şimdi ikinci falımıza geçelim. Bakalım ikinci falımızda neler çıkacak. İkinciyi niyet edenler için. Şöyle bir bakalım. Bakın sanki şurada böyle bir balık kuyruğu çıktı değil mi? Tabakta daha. Büyük bir kısmet. Şimdi bakın bir kere içinizin kararttığı ama bir göz var. Sizi izleyen bir insan var. Sizi izleyen bir insanın gözü üstünde bir insanın varlığı çıkmış. Şöyle bir çevireyim siz de görün. Bakın net bir şekilde M harfi çıktı. M harfi ile ilgili bir de sanki şurada bir insan figürü ve üstünde M harfi. Çok güçlü bir insan. M harfi olan biriyle ilgili, sizle ya da isminde M harfi olan biriyle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Temiz bir haber gelecek. Şöyle bir bakalım. İlk önce bir çevireyim, görelim. Siz de görün. Eğer ki benim göremediğim şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı ben okuyorum. Her birine bazen cevap veremiyorum artık ama kusura bakmayın. Ama yorumlarınızı dikkate alıyorum. Şimdi... Şurada bir insan çıkmış böyle. Ayakta bir insan. Şurada da başka bir insan var sanki böyle. Ortalarında da M harfi çıkmış. Buradaki bir erkek gibi daha güçlü. Bu bir kadın gibi olabilir. Bir şey için kırılmış kalbiniz. Çok fazlasıyla böyle. Ya da bu falı izleyen bir erkekse bir kadın onun kadın kalbi kırık yani bir kadının kalbini kırmış olabilirsiniz ya da izleyen kişi eğer siz bayansanız bir erkek sizin kalbinizi yüreğinizi çok fazla kırmış. Ondan uzaklaşamıyorsunuz. Onun dibindesiniz yine. Hani yüreğiniz ondan uzaklaşmaya razı gelmiyor ama yüreğiniz böyle çok kırılmış, paramparça olmuş. Hani böyle ne yapacağınızı bilmediğiniz ve sadece böyle beklediğiniz bir dönemdesiniz. Sanki böyle bir olacaklar olsun artık diye beklediğiniz bir dönem yaşıyorsunuz ama bakın 1, 2, 3 tane küçük küçük güzel haberi alacaksınız. Böyle kendinizle ilgili, çocuklarınızla ilgili, ailenizle ilgili olabilir. Böyle küçük küçük haberlerle böyle moraliniz düzelmeye başlayacak ve şurada böyle küçük bir kalp çıkmış bakın. Hanede eğer ki bir sorunuz varsa, kalp kırıklığı varsa eşinizden, sevgilinizden, partnerinizden güzel bir haberle birlikte şey olabilir. Bu böyle kalp kırgınlığınız, bu küslük bitebilir. İnşallah da öyle olsun varsa eğer sorununuz. Ve şurada yine böyle bir fare çıkmış. Fare hep iştir. Güzel bir iş imkanı alacaksınız, iş teklifi alacaksınız, güzel bir iş bulacaksınız ya da işiniz varsa onu geliştirebilirsiniz. Altında böyle çok büyük bir şey çıkmış. Yani büyük bir kuruluş bu. Büyük bir kurumda çalışabilirsiniz. Devlet dairesi olabilir. Orayla ilgili güzel bir işiniz olabilir. Güzel bir para kazanabileceğiniz bir işiniz olacak. Sonra bakın bu iş teklifi gelecek büyük bir yerden. Sonra arkasından yeni bir terfi alabilirsiniz. İşiniz gelişebilir. Arka arkaya böyle devamı gelecek bir iş bu böyle ve bu sizin hayatınızı çok etkileyecek. Böyle hayatınızın bundan sonra kalanını belki bu başladığınız işle
geçindirebilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek, çok temiz gelecek, beklediğiniz bir şeymiş gibi. Hatta eğer ki iş arayan biriyseniz ve yalnızsanız, iş bulup arkasından da, bakın burada bir kişi var. Bu işin içinde gizli biri var. Önce iş bulabilir, sonra gittiğiniz işte biriyle tanışıp hayatınızın aşkı, hayatınızın merkezi, eşiniz bu kişi olabilir. Bir kişi çıkmış, sonra da karşısında da bir insan var. Karşılıklı gelip iş ortamında bir birliktelik başlayabilir. Onun haricinde bakalım başka neler var. Şöyle bir telefonu. Bazen telefonu tutamıyorum. Kolum ağrıyor bakarken. Şimdi şurada bir şey çıkmış. Şimdi sanki bu bir atmış da böyle muradınız, böyle kafasını bükmüş. Yani sizin böyle olacak bir işiniz. Hani böyle bir iş vardır, iş teklifi, iş görüşmesine gidersiniz. Bir görüşme olur, iki olur, her şey güzeldir. Üçüncü de olumsuz bir sonuç alırsınız. Biriyle flört edersiniz, tam böyle bir birlikteliğe başlıyoruz dediğiniz anda biter. Bir şeyiniz yarıda kalmış böyle. O kadar üzülmüşsünüz ki böyle tam bir şey olacakken hop bitmiş, olmamış ve sizin biraz içinizi sıkan, burkan bir durum olmuş. O konuyla ilgili böyle burada da bir domuz gibi bir şey çıkmış figür. Yani birisi ya bu işin olmasını engellemiş ya da böyle bu iş olmadığı için sevinmiş. Etrafınızda bir insan ve bence bunu da biliyorsunuz. Bu kişi sizi huzursuz ediyor olabilir. Yani bazen öyle kötü insanlar maalesef olabiliyor etrafımızda. Sanki böyle istediğiniz bir şeyde ya size engel oldu ya da olduktan sonra böyle bir sevinmiş gibi olabilir bu duruma. Onun haricinde bakın eğer ki yalnız biriyseniz karşılıklı biriyle gelip güzel bir sohbet içerisine girebilirsiniz. Eğer ki bekar biriyseniz bence burada bir aşk çıkmış. Önce bir iş ya da iş yerinde biriyle tanışma söz konusu olabilir. İşle bağlantılı bir durumda biriyle tanışmanız söz konusu olabilir. Ve sonra karşılıklı ikili görüşmeler çıkmış. Yani hayatınızda biri yoksa yakın zamanda hayatınıza biri girebilir. Burada da zaten az önce balık gibiydi. Bu biraz daha değişti şekli ama güzel büyük bir kısmet var. Her ne istiyorsanız hayatınızda onunla ilgili. Bakın burada da bir şöyle bir çevireyim. Siz de görün. Yani burada bir insan var ama böyle büyük bir şeyin başında duruyor. Yani sizin bir şeyin başına geçip böyle o şeyi yönetmeniz gerekiyor sanki. Hayatınızda böyle bir düşünün. Ya işleri yönetmeniz gerekiyor ya ailede bir sorun varsa artık sizin ele almanız gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili bir problem varsa sizin başına geçip artık bunu kontrol altına almanız gerekiyor. Yani bu olayı böyle akışına bırakmayıp da böyle işin başına geçerseniz olayları düzeltebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Böyle sanki birisi böyle fabrika gibi, burası ya da böyle bir makine gibi, makinenin başına gelmiş ve onu sürüyor gibi. Yani ben bunu şey gibi algılıyorum. Bazen yolunda gitmeyen şeyler oluyor hayatımızda. Bazen akışına bırakıyoruz. Akışına bırakmak da bazen güzel ama bazen baktık ki olmuyor. Yönetmemiz gerekiyor hayatı. İlk önce kendimizi yönetmemiz gerekiyor. Zamanımızı, paramızı, kendi duygularımızı yönetebilirsek hayata yön verebiliyoruz. İlk yönetmeye kendimizden başlamalıyız. Belki de duygularınızı artık yönetmelisiniz. Sizi üzen şeylerden uzaklaşmalısınız. Belki de kalbinizi kıran insanlardan uzaklaşmalısınız. Size iyi gelmeyen ilişkiden kopmalısınız. Size iyi gelmeyen işi bırakıp yenisini bulmalısınız. Yani artık böyle tabakta şey çıkmış. Senin artık her neyse konun, üzülmekten vazgeçip bunlar için kolları sıvayıp değiştirmen gerekir. Hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemeyin artık. Bence olayın başına geçip
Sizin değiştirmeniz gereken bir süreçtesiniz ve öyle olursa da çok iyi gelecek size. Arkanızda size destek olan çok destek olan bir insan var. Bu insan hem size çok destek oluyor hem de size üzülüyor. Belki de o size destek verecek tekrardan. Güç verecek. Onun da sayesinde belki bu işi, bu sorunu, bu problemi aşacaksınız. O kişiyi yine hayatınızda çok yakından hissedeceksiniz ama bence artık böyle ferahlama dönemi, ayağa kalkıp bir şeyler yapabileceğiniz bir döneme gireceksiniz ve sorunlarınız varsa, yapmak istedikleriniz her neyse siz yön verip, şekil verip artık olayların seyrini değiştireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Bu da size çok iyi gelecek. Umarım da öyle olur. Güzel çıkmış tabak. Bence temiz çıkmış. Ferah çıkmış. Onun haricinde bakın şurada bir ayı gibi bir şey çıkmış. Böyle ayıyı ben şey derim genelde. Pek sevmem söylemeyi ama hasta, ayakta bir hastanız var. Onunla ilgili bir haber alacaksınız. Temiz bir haber olacak. Böyle bir hastanız ayağa kalkmış ya da bu yatıyorsa ayaklanacak. Biraz daha iyi bir döneme girecek. Belki de tamamen iyileşecek. Güzel bir haber alacaksınız. Umarım da öyle olur. Her şey gönlünüzce olsun. İyi düşünün, iyi olsun. Umarım ne dilediyseniz, istediğiniz her şey gönlünüze göre olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.